değerli basın mensupları, hukuk devletinde siyasi partiler devleti yönetmek için o devletin anayasasında belirtilen çerçeve içerisinde kurulmuş siyasi organizasyonlardır. AK Parti de bu çerçevede kurulmuş bir partidir. Ancak zaman içerisinde bu özelliğini kaybetmiş, devlet partisine dönüşmüştür. Parti devletinin özelliği kendisine yandaş olmayanları düşman görür. Devlet olanaklarını hak edenlere değil, yandaşlarına kullandırır. Yandaşlar ihale alır, yandaşlar memurdur, yandaşlar yardımdan yararlanır. Diğer siyasi partiler yok sayılır. İşte AK Parti'nin yaptığı da tam budur. AK Parti artık devlet partisi olmuştur. Şimdi size Nevşehir'den AK Parti'nin devlet partisi olduğuna dair iki tane örnek vereceğim. Geçenlerde Nevşehir'de okulların taşınmasıyla ilgili bir toplantı yapıldı. Vali Bey'in başkanlığında toplantıya katılanlar iki AKP milletvekili, Nevşehir il başkanı, birkaç tane de bürokrat. İşte şurada resimde görüyorsunuz. İki AK Parti milletvekili, AK Parti il başkanı, AK Partili belediye başkanı, iki tane de bürokrat arkadaşımız. Şimdi ben buradan soruyorum. Eğer milletvekillerinin katılacağı bir toplantıysa neden CHP milletvekillerini toplantıya çağırmadınız? Neden Cumhuriyet Halk Partisi il başkanını, MHP il başkanını, İyi Parti il başkanını çağırmadınız da sadece AK Parti milletvekilleri ve il başkanını çağırdınız? O devletin oturduğu koltuk, devletin parasıyla alınmış koltuktur. Toplantının yapıldığı bina, devletin parasıyla, vatandaştan alınan vergilerle yapılmış bir binadır. Tam da AKP artık parti, normal, siyasi parti özelliğini kaybetmiş, tam bir devlet partisi olmuştur. Yani iktidar adım adım yavaş yavaş diktatörlüğünü ilan etmeye başlamıştır. Şimdi size Nevşehir'de yine AK Parti'nin siyasi parti yerine devlet partisi olduğunu anlatan ikinci bir örnek vereceğim. 2017 yılında Nevşehir'de 14 katlı bir öğretmen evi binası yapılması için proje hazırlanmış. Ancak hazırlanan bu proje coğrafi olarak yapılmaması gereken yere, altından su kaynağı olduğu bir yere yapılmış, kendi yandaş firmasının ihaleye verilmiştir. Bu konuyla ilgili Sayın Milli Eğitim Bakanı'na aşağıdaki soruları soruyorum ve cevabını bekliyorum. Bu bina 2015 yılında ihale edildi, 2017 yılında teslim edilecekti. Hala 2020 yıl oldu, ihale teslim edilmedi. Milli Eğitim Bakanı'na sorularım şu: 1. Nevşehir öğretmenevi inşaatını hangi firmaya, hangi koşullarda ihale etmiştiniz? İnşaat işini alan firmanın sözleşmesi sona erme ve binayı teslim etme tarihi nedir? 2. İnşaatın ihale bedeli ne kadardır? Toplam bedelin ne kadarı müteahhit firmaya ödenmiştir? 3. Bahse konu öğretmen evinin tamamlanması için ayrılmış ödenek var mıdır? Varsa ne kadardır? 4. İnşaatın temelinin su ile dolu olduğu ve binanın yaklaşık 40 santimetre çöktüğü iddiaları doğru mudur? 5. İnşaatını tamamlamayıp faaliyete geçirilmemesinin nedenleri nedir? 6. Öğretmen evi inşaatının durumu yerel basınımız tarafından sıkça dile getirilirken iddia edildiği gibi 18 trilyonluk devlet yatırımı çöpe atılmaya mı çalışılmaktadır? Yapılan işlemler hukuki dayanaktan yoksun ise ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak mıdır? Değerli basın mensupları, Türkiye lastiği patlamış araba gibi yokuş aşağı hızlı bir şekilde demokrasiden uzaklaşmaktadır. Vatandaş işsiz ve yoksulluk pençesinde, saray ise gündem değiştirme peşindedir. Kangren olmuş yaraya pansuman yaparak çözüm üretemezsiniz diyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşımız varsa, belki teşekkür ederim.